Giriş faslını geçtiysek artık asıl meselemize gelebiliriz. Geç bile kaldık. Dinliyorum. Gözleriniz biraz bozuk gibi. İsterseniz kısaca özetleyeyim. Suçüstü yakalandınız. Şu anda tam buraya 25 kilometre uzaklıkta küçük bir hastanede 5 istihbaratçınız kuşatma altında. Peki, öyle diyelim. Sonra? İstihbaratçılarınızın hayatı karşılığı taleplerimiz net. Ülkemizin topraklarından askerlerinizi derhal çekeceksiniz. Başka bir talebiniz? Aynı şeyi Doğu Akdeniz'de de yapacaksınız. Kusura bakmayın, not almıyorum ama galiba her şey bu kağıtta yazıyor. Evet, yazıyor. Peki, başka? Dünya kamuoyunun önünde özür dileyeceksiniz. Adamlarınızın sağ salim ülkenize dönmesini istiyorsanız talebimiz bu. Kusura bakmayın. Bir de okuyayım istiyorum tam anlamak için. Emin olamadım da doğru anladığıma. Okudum ve anladım. Arabuluculuk göreviniz için çok teşekkürler. Ama bundan sonra kısa bir bölüm. İki komşu ülke olarak baş başa devam etmek isterim. Kısa bir süre. Sizin düşünceniz nedir general? Malum, hassas konular. Baş başa görüşmek daha doğru olur. Uzun sürmez zaten. Bir anlaşma zemini bulacağımıza inanıyorum. Uygundur. Peki, siz bilirsiniz. Şimdi, birinci isteğiniz kabul edilemez. Çünkü bizim sizin topraklarınızda gözümüz yok. Sadece kendi ülkemize gelecek olan tehlikeleri bertaraf etmek için oradayız. İkinci isteğiniz de kabul edilemez. Çünkü Doğu Akdeniz mavi vatanın bir parçası. Ve Türk vatanı bir bütündür, bölünemez. Yeter, tamam. O zaman sonuçlarına katlanacaksınız. Adamlarınız ölür. Biz buraya zaten ölmeye geldik general. Ne ben ne de adamlarımın ölümden korkusu yok. Yeter ki vatan sağ olsun. Bu da ispatı. Yani şimdi endişelerimizi bir kenara bırakıp işimize odaklanalım. Tamam Halit, benimle gelebilirsin. Ama şu bir gerçek ki beni tek başıma bırakmak için ellerinden geleni yapacaklar. Sonra da uçuşa yasak bir bölgede toplantı yapılacak yere götürecekler. Yakamdaki sinyal vericiyle beni takip edeceksiniz. Hava kuvvetleriyle temas ettim. Bölgede her ne kadar hava savunma sistemi devrede olsa da oraya silah sokmak hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyeti dahilindedir. Bunu başardığımız noktada ben bu işi o masada bitireceğim. Ne pahasına olursa olsun. Nedir bu? Senin de en az hava savunma sistemleriniz kadar gözün bozuk anlaşılan.
Özetleyeyim. Tam tepemizde benden atış için talimat bekleyen bir Türk siyasından gelen görüntü. Bu olamaz. Oldu bile. Dinlemedeyiz başkanım. 3 dakika. 3 dakika sonra atışı gerçekleştir. Siz mekanda değil misiniz başkanım? Benden iptal komutu gelmedikçe atışı gerçekleştirin. Emredersiniz başkanım. SİHA merkeziyle temas kuruyorum. 3 dakika. Sakın, sakın dışarıya kaçmaya çalışma. Çıktığın anda tepene binerler. Bunun bedelini ödersiniz. Zaten onu ödemeye geldik general. Gördüğün gibi canımla ödemeye de hazırım. Ama sen pek niyetli gözükmüyorsun. Bunu yapamazsın. Başka seçeneğim yok general. Anlamadığınız şey o. Bizi şehit olmakla korkutamazsınız. Bu müzakerelerin biteceği yok. Neler talep edebileceklerini bir aklımdan geçiriyorum da bu işin masada çözülmesi çok zor. O zaman çözülmesin. Masada taviz vermeyeceğimizi biliyoruz. O yüzden son kurşunumuza kadar. O kadar basit. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Kanımızın son damlasına kadar. Delikanlı adamsın. Ölmekten korkmuyor musun? Tamam. Tamam. Dur. Arayacağım. Şimdilik durdular. Ama hala tepemizde olduklarını unutma. Ara şimdi. Alo, general. Operasyon iptal. Nasıl? Operasyon iptal dedim. Derhal hastanenin bahçesini boşaltın. Türkleri de bırakın gitsinler. Emredersiniz general. Asayirat, asayirat, hafızı hürmet ve kafu. Ne demek boşaltıyoruz? Emir böyle. Yalla, yalla, hafızı hürmet, yalla, met ve kafu, yalla. يلا يلا الكل مع بعض يلا اجتمعوا يلا يلا الكل يتحرك يلا يلا بسرعة Ne yapıyoruz? Patlatıyoruz. Çekil emri gelmiş ama. Patlatıyoruz dedim. Hadi. Bu emri ben veremem. Al sen ver. Ver şunu. Korkak herif. Emirden anlamayanın sonu kabirdir. Hadi gidelim. Haydi! Haydi gidelim! Haydi!
Boşaltıyoruz haydi. Ne yapıyor bunlar ya? Gidiyorlar mı? Bana öyle görünüyor. Sinyal kesiciyi de götürüyorlar. Uzay. 00 Kuzgun 1. Geçmiş olsun. Mekanı terk edebilirsiniz. Ne oldu? Mete Başkan. Masadan istediğini aldı. Babam başardı be. Mete Başkan bu işi bitirmiş. Hadi terk edelim burayı. Vay başkanıma benim be. Bitti mi gerçekten yani? Bitti Zeyda. Ben arabayı alayım.